Ömürden bir yaprak daha düştü. Yaklaşık 2 hafta sonra Barton Üniversitesi akademik yılını açacak. Bugün hem temel İslam bilimleri bölümünün hem de felsefe ve din bilimleri bölümünün yüksek lisans sınavları yapıldı. Elhamdülillah İslami İlimler Fakültesine büyük bir teveccüh var. Görevli olsun, serbest çalışsın, geçici görevli olsun kardeşlerimiz temel İslam bilimlerinden tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, Arap dili ve belagatı gibi branşlardan yüksek lisans yapmak istiyorlar. Genelde bugün en çok tartışılan hadisi tercih edenlerin, tefsiri tercih edenlerin ya da kelamı tercih edenlerin talebi şu: güncel pek çok mesele var, ister fıkhi yönden, ister hadis inkarcılığı yönünden, Allah'ın varlığı, sıfatları, görülmesi veya görülmemesi hususlarının bugün güncel meselelerden olduğu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin topluma daha iyi nasıl tanıtılması gerektiğini tefekkür olarak düşünüp bu sahalarda yüksek lisans tezi yazmak isteyen kardeşlerimiz var. Mülakatta da o heyecanlarına şahit olduk. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak elhamdülillah sağlık, sıhhat, afiyet içinde bir sınav dönemini de kapattık. 2 gün sonra sınav sonuçları üniversitenin sayfasında yayınlanacak. Biz de 1990 yılı Ağustos-Eylül aylarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans sınavına yine aynı bu mevsimde yapılan sınavlar gibi bir sınavda, bilim sınavında 40 adayın içinde 94 puanla birinci olarak adımızı 10 kişilik listeye yazdırmıştık. Bizimle başlayan hocalarımızdan, benimle aynı dönem başlayan Profesör Doktor Mehmet Bilen ve Profesör Doktor Hacı Musa Bağcı hocalarım Dicle İlahiyat Fakültesi'nde hadis hocalığı yapıyorlar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra intisap ettiğimiz için süreç biraz daha uzamış oluyor. Yüksek lisansa başladığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir imam hatip olarak çalışıyor ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin terü taze bir mezunu olarak 41. dönem mezunuyum Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Biz mezun olalı
34 yıl olmuş. 34 yıl geçmiş. Ben ilahiyat fakültesinde öğrenciyken imam hatiplik de yapıyordum. Yani şu anda 42. yılım sonlarına doğru yaklaşıyor. Allah daha nice hayırlı hizmetler yapmayı nasibi müyesser eylesin. 8 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak, 23 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen ve ardından baş öğretmen olarak Türkiye'de ilk baş öğretmen olarak atanan 325 öğretmenin arasına girmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bilim sınavında birincilikle girmeyi Cenab-ı Hak lütfetti. Öğretmenlik sınavına Türkiye'de ilk 200'e girerek atanmayı bizlere lütfetti. Yurt dışına 1200 öğretmenin içine girerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baş öğretmen olarak atanmayı lütfetti. Bizim göreve başladığımızda 250-300 araştırma görevlisi dahil hadiste akademisyen vardı. Allah 200-300 hadis akademisyeninin içine de bizleri dahil etmeyi lütfetti. 100-150, belki 120 civarında, 150'ye de ulaşmadı. Türkiye'de hadis doçenti var. Akademik camiada çalışan, emekli olan veya dışarıdan çalışan, Allah bize Türkiye'de 130 doçent içine girmeyi de lütfetti. Uyun 27'si, yani 9 ay 2 gün sonra da profesörlük süremiz, doçentlikte beklemiş olduğumuz süre bitiyor. Yani profesörlük başvuru süremiz başlıyor. Allah bize 7 ay 2 günlük bir ömür lütfedecek mi? Bartın Üniversitesi'nde bize bir profesörlük lütfedecek mi? O Allah'ın keremidir, lütfudur. Bizim üzerimize bir elbise bile yoktu. Biz kainatın sahibini ruhlar aleminde tanıyorduk. Ama Elestu bi rabbikum galu bela şehitna ayetini henüz Kur'an'da görmemiştik. Kur'an'da elestu, elest bezmi şeklinde geçer. O bezmi bizzat gördük, şahit olduk. Yani son nefesimize kadar bir mücahit, bir muvahhid olmak istiyoruz. Yani bundan daha büyük şeref olur mu yani? Ha, Rabbim lütfeder mi? 7 ay 2 gün sonra profesörlük bize lütfedilir mi? Allah'ın lütfu olur mu? Önümüze bazı engeller çıkar mı? Vallahi bilmiyorum. Ama ben bildiğim şu: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Biz hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Gereken gayreti göstereceğiz. Geri kalanını işin Allah'a bırakacağız. Dün biz neredeydik? Bugün gençler nerede? Yarın biz nerede olacağız? Bizim bıraktığımız bayrağı gençler nasıl devralacaklar? Biz şöyle diyoruz: adaletten yanayız. Hiçbir kardeşimize, hiçbir mevkide, makamda Allah'ın yasak ettiği bir adaletsizliği uygulayamayız. Hep oyundan yana olduk, dedik ki adaleti tutmak zorundayız yani. Hakkı olan kazansın yani. Çalışan, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayetinin şumulüne giren kazansın yani. İnşallah o kazananların listesi de Perşembe günü açıklanacak. Bizim bilmemiz yetmiyor. Yani bütün o giren kardeşlerimizin de nasıl bir sonuç elde ettiklerini görmeleri gerekiyor. Yani devletin sorumluluğu ateşten bir gömlek. Belki bu gömleği giyen farkında değil.
gömleği giymek isteyen bu işin ciddiyetinde değil. Hani bir devlet memuriyeti alayım. Aldın ne olacak? Üzerine ateşten gömleği giydin. Sorumluluğu yerine getiremedin. Fakirin, yoksulun, yetimin hakkını yedin, ne olacak yani? Böyle bir denge tutturmak gerekiyor. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bartın Üniversitesi Kutlu Bey Kampüsü. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.